Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle: alışkanlık haline gelmiş bir günahtan nasıl kurtuluruz? Aslında bırakılmayacak, terk edilmeyecek bir günah yok. Dünyada kim, nerede, hangi şartlarda ve konumda olursa olsun, ister ilk defa başladığı bir günah olsun, isterse alışkanlık haline getirdiği, tiryaki olduğu bir günah olsun, bırakılmayacak bir günah yoktur. Yeter ki insan iradesini sağlam, yerinde ve zamanında kullansın. Dolayısıyla birincisi insan iradesine bakıyor. Kendisi karar verip, tevbe edip, pişman olup, bu günahı terk ettim, bir daha buna dönmeyeceğim demedikçe, dünya bir araya gelse o insana o günahı terk ettiremez. Dolayısıyla birincisi insan iradesine bakıyor. Kesin karar vermeli. İkincisi, insan iradesini kolaylaştıran bazı sistemleri ve yöntemleri kullanmalı. İlim bunların başında gelir. Nedir bu günah? Ben bu günahı kime karşı işliyorum? Ben bu günahı işlemekle nasıl bir yola girmiş oluyorum? Çünkü insanın Allah'ı sevmesi var, Allah'ın insanı sevmesi var. Halbuki sevgi dediğimiz duygu soyut bir kavramdır ve iç dünyamızda kalbe ait olan bir özelliktir. Nasıl ki cömertlik duygusu iç dünyamıza ait bir özelliktir, bu ancak insanlara ikram ederek ortaya çıkar. Öyleyse insanda bulunan sevgi duygusunun ortaya çıkması da o insanın Allah'a olan itaatiyle ve Allah'ın emirlerini yerine getirmesinden ve yasaklarını sakınmasından ibaret olacaktır. Kuru kuruya ben seviyorum demek bunun ölçüsü olmaz. Acaba ben Allah'ı sevmekle beraber ve sevgimi Allah'a göstermem gerekmesiyle beraber acaba Allah benden razı mı ve Allah beni seviyor mu? Bunu da ilmen ve vicdanen anlamak gerekiyor. Bunun yolu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uymaktan geçiyor. Demek ki gerek benim Allah'a olan sevgim ve gerekse Allah'ın benden razı olması ve beni sevmesi bir ölçüye bağlanmış. Nedir o? Estaizu billah. Kul in kuntum tuhibbunallah fettebi'uni yuhbibikumullah ve yagfir lekum zunubekum. Şimdi ölçü aldık. Allahu Teala Peygamberimize hitaben buyuruyor ki, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Demek ki günahı terk etmenin ve günahtan bağışlanmanın yolu Allah'ı hatırlamak, Allah'ı hakkıyla tanımak, bilmek, Allah'ı sevmek ve bu tanımanın, bilmenin ölçüsü olarak da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uymaktır. Biz ona uyunca, onun hayatını kendimize örnek alınca hem Allah'ı sevdiğimizi göstermiş oluyoruz, hem Allah'ın bizi sevdiğini anlamış oluyoruz, hem de Allah'ın bizi bağışladığını. Diğer taraftan insanlar hayatlarında sevdikleri insanların sözlerini tutarlar ve sevdiklerini onların isteklerine uygun hareket etmekle gösterirler. Nitekim bir insan annesini, babasını, amirini, sultanını veya herhangi büyük tanıdığı birisini, hatta ve hatta büyük tanımasa bile herhangi bir dostunu sevdiğinin ölçüsü o dostunun isteğine uygun davranmasıyla ölçülür. Dost, dostunun kalbini kırmaz. Dost, dostunun rızasını arar. Hatta zaman zaman kendi özel istek ve arzularını gemler ta dostu rahatsız olmasın diye. Esas dostumuz olan, müminlerin velisi olan Allah'ı razı etmenin yolu da elbette ona itaat etmekten ve ona uymaktan geçer. Özetlemek gerekirse, biz kendi bulunduğumuz ortamları, arkadaş çevresini mutlaka düzelteceğiz, o şart. Ama birincisi irademizi sağlam kullanmak, kesin karar vermek ve verdiğimiz kararda durmak. Sonra Allah'ı sevmek ve Allah'ı sevdiğimizi göstermenin yolu olarak da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını kendi hayatımıza örnek almaktır. Bu anlamda çevremizi, ortamımızı, arkadaş grubumuzu ve gidip geldiğimiz yerleri, okuduğumuz kitapları da dikkate alırsak inşallah nice büyük günahlardan kurtulacağımızı ve Allah'ın izniyle, iman ile, ihlas ile, amel-i salih ile ahirete gideceğimizi ümit edebiliriz.